Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımını artık iyice öğrendiğimizi düşünüyorum. Bu videoda size bu dağılımın örneklem boyutuna göre nasıl değiştiğinden bahsedeceğim. Buraya hemen n yazalım. Bu arada n'in örneklem boyutu olduğunu da hemen ekleyeyim. Daha önce gördüklerimizin kısa bir tekrarını da yapmak adına işe çılgın bir dağılımla başladığımızı düşünelim. Mesela buna benzeyen bir dağılım. Evet, ayrık bir dağılım olsun. Herhangi bir şeyi modellemek istediğinizde dağılımın ayrık olmasını sağlamalısınız. Bu parçacıklı bir dağılım da olabilir ama şimdi elimizdeki dağılımın buna benzer bir şey olduğunu varsayalım. Bunun normal bir dağılım olmadığını fark etmiş olmalısınız. İlk videoda boyutu 4'e eşit olan örneklemler aldığımızda bu bu dağılımdan rastgele 4 tane sayı seçmekle aynı şeydir. Rastgele 4 tane sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olsun bunlar. Evet, buradan rastgele 4 tane sayı seçip ortalamasını aldığımızda şuraya yazayım. Rastgele 4 tane sayı seçiyoruz. Sayı seçmek için de bu dağılımı kullanıyoruz, tamam mı? Olasılık dağılımını incelediğimizde bir 9 seçmemizin olasılığı çok yüksektir. Seçtiğimiz sayılar arasında 4 olmayacak. 1 ya da 2 olabilir. 3 ve 5'in olasılıkları da yüksektir. Rastgele sayılarımızı seçmek için bu dağılımı kullanıyoruz. Aldığımız örneklemlerin boyutları 4, bunların ortalamasını alıyoruz. Birinci ortalamayı hesaplayacağımız sayıların 9, 5, 9 ve 1 olduklarını düşünelim. Hemen hesaplıyorum. 9 artı 5, 14 artı 9, 23 ve 1 daha 24 eder. Bunu 4'e bölünce de 6 elde ederiz. Grafik üzerinde gösterecek olur isek tam tam da buraya denk gelir. Ortalamayı 6 bulduk. İşte burada bunu yapmaya devam edeceğimizi de hatırlıyor olmalısınız ve yine daha önceki videolardan hatırlayacaksınız bunu yapmaya devam ettikçe bu dağılımın gitgide normal bir dağılıma benzemeye başladığını görüyorduk bir kere daha yaptığımızı ve ortalamanın yine 6 olduğunu düşünelim bir kere daha ortalama 5 bir kere daha 7 bir kere daha 6 ve az önce de söylediğim gibi bunu birçok defa yaptığınızda bu dağılım normal dağılıma çok benzeyen bir dağılım gibi görünmeye başlayacak. Bu kutucukların çok küçük olduklarını düşünün. Boyutu 4 olan bir sürü örneklem alıyoruz ve bu dağılım bir noktadan sonra normal bir dağılıma benzemeye başlıyor. Bu tabii ki de kusursuz normal bir dağılım olmayacak. Çünkü ortalama olarak elde edemeyeceğimiz bazı değerler var. Mesela ortalama 0 olamaz. Aslına bakarsanız bu örnekteki ortalama için birden küçük olamaz da diye. Evet, ortalama 0 olamaz, 9'dan da büyük olamaz. Kısacası bu dağılımın sonsuza uzanan kuyrukları olmayacak ama buradaki yani ortadaki kısmı için normal dağılıma benzeyeceğini söyleyebiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi bu videoda n'yi değiştirdiğimizde neler olduğunu inceleyeceğiz. Burada n 4'e eşit her bir deneyde 4 tane sayı seçtik, ortalamalarını aldık ve ortalamayı grafik üzerinde gösterdik. Ne ona eşit de olabilir. Yani bu popülasyondan ya da bu rastsal değişkenden boyutu 10 olan örneklemler alıp ortalamalarını bulabiliriz. Bundan bir önceki videoda bir simülasyon da yapmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tekrar görmek ister misiniz? Ee, birkaç önemli nokta var. Size onları göstermek istiyorum en küçük olduğunda normal bir dağılım elde edemiyoruz. En küçük olduğunda dedim ama isterseniz uç bir örneği ele alalım. En mesela 1 olsun bu buradan sadece bir tane sayı seçip ortalamasını almak anlamına geliyor ve bu da buna eşit olur defalarca aynı şeyi yapınca da nasıl bir dağılım elde ederiz bunun normal bir dağılım olmayacağını söylemek pek de zor değil birkaç tane 1 bir, birkaç tane 2 3'ler böyle olacak 4 olmayacak Birkaç tane 5, 6'lar böyle, 9'lar da böyle. Demek istediğim örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı n'in 1 olduğu durumda buna benzeyen bir şey olacak. Başka bir deyişle ne yaparsanız yapın normal dağılıma benzer bir dağılım elde edemeyeceksiniz. Merkezi limit teoreminde bir sürü deney yaptığımızda bunun normal bir dağılıma benzeyeceğini söylemiş olsak da n'in 1 olduğu durumda bunun işe yaramayacağını gördünüz değil mi? Ama n büyüdükçe manzaranın değişmeye başladığını göreceksiniz. Bakın n 2 olduğunda bunları tamamen aklımdan yapıyorum. Yani gerçek dağılımların neye benzeyeceği konusunda bir fikrim yok. Yine de n'in 2 olduğu durumda bile bunun normal bir dağılıma benzemesinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane daha yapalım. Her defasında iki tane sayı seçtiğimizi bir kere daha söyleyeyim. Bu arada örneklem ortalamasının örnekleme dağılımında 7,5 de elde edebiliriz. Bir anlığına elde edemeyeceğimi ve grafiği çizdiğimizde 7,5'in boş kalacağını düşündüm ama 6 ve 9'un ortalaması 7,5'tir değil mi? Evet, n eşittir 2'de de normal bir dağılım elde edemeyeceğimizi gördük. Şimdi birkaç ilginç noktaya değinmek istiyorum. Merkezi limit teoreminin mantığını anlayabilmeniz için bunu ilk defasında söylememiştim ama... ...merkezi limit teoremi normal bir dağılım elde etmek için n'in sonsuza yaklaşması gerektiğini söyler. Ama günlük hayatımızda karşılaştığımız örneklerde e n'in 2'den çok ama çok uzaklaşmasına gerek yok. Yani n eşittir 10 ya da 15 içinde normal dağılıma oldukça yakın bir dağılım elde edebiliriz. Başka bir deyişle bunun normal bir dağılıma yaklaşması oldukça hızlı olur. Bir de deney sayısının çok fazla olması gerektiğini söylemiştik. Bu örneklem boyutu, e n'in örneklem boyutu olduğunu biliyoruz. n'yi bundan önceki video videolarda da 4'e eşit olarak belirlemiştik. Hatta simülasyon videosunda da e n'in değerleri için 4 ve 10 seçmiştik, değil mi? Buradaki örneklem boyutu ise 1. İşte bu. Merkezi limit teoremine göre en sonsuza yaklaştığında örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı da normal bir dağılıma yaklaşır ve bu normal dağılımı görebilmek ve bunun doğru olduğunu kendi kendinize ispat etmek adına bir sürü deney yapmanız gerekir. Bu popülasyon ya da rastsal değişken bize karşılaşabileceğimiz tüm olasılıkları verir ve gerçek hayatta tüm olasılıkları bilebildiğimiz durumların sayısı da çok azdır. Hatta saf olasılık fonksiyonunu da bilme olasılığımız çok çok ama çok düşüktür. Eğer bir bilgisayar programı yazıyorsak, örneklemler alır ve tahminlerde bulunuruz. Yani rassal bir değişken vardır, örneklemler alırız, ortalamalarını bulur, grafik üzerinde gösterir ve normal dağılıma benzeyen bir dağılım elde ederiz. İsterseniz boyutu 100 olan örneklemler alıp ortalamalarını bulduğumuzu düşünelim. Elde edeceğimiz dağılım normal bir dağılım olacaktır ve teorik olarak bu örneklemlerden yüz binlercesini aldığımızda elde elde ettiğimiz dağılım örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının saf hali olacaktır. Bu gerçek bir dağılımdır. Evet gerçek bir ortalaması olan gerçek bir dağılım ve bu ortalama da saf bir ortalamadır. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalaması. Üzerinde çizgi olan bir x kullanmadığıma dikkat etmiş olmalısınız. Neden? Çünkü bu popülasyon ortalamasıdır. Gerçek bir rastsal değişkenin ortalaması. Orjinal dağılımdan ya da farklı rastsal bir dağılımdan elde edebileceğimiz tüm olası örneklemleri ve tüm örneklem boyutlarını değerlendirirsek, örneklem boyutu 10 olan bir evrenden bahsettiğimizi ele alalım. Orijinal dağılımdan boyutu 10 olan olası tüm örneklemleri alıp ortalamalarını bulursak bu fonksiyonu elde ederiz. Tabii ki eğer orijinal dağılımın ne olduğunu bilmiyorsak bundan sonsuz sayıda örneklem alamayız. Yani tüm kombinasyonları elde edemeyiz ama eğer bunu bin kere yaparsak, boyutu 10 olan örneklemlerden bin tane almaktan bahsediyorum. Bunların ortalamalarını alıp grafik üzerinde gösterdiğimizde normal dağılıma çok yaklaşırız. Şimdi bir de en değiştikçe sonsuza yaklaştığında normal dağılıma yaklaşacağımızı biliyoruz ama en onken zaten oldukça iyi bir durumda olduğumuzu, enin 20 olmasınınsa çok çok daha iyi olacağını da söyleyebilirim. Bir önceki videoda gördüğümüz ve ilginç bulduğum bir noktaya daha değinmek istiyorum. Buradaki dağılımı ele aldığımızı düşünelim. Aslına bakarsanız bunun nasıl bir dağılım olduğunun pek de bir önemi yok. Simülasyonda n 5 ken yani boyutu 5 olan örneklemler alıp ortalamalarını bulup bu ortalamaları grafik üzerinde gösterdiğimizde ve bunu mesela 10.000 kere yaptıktan sonra buna benzeyen bir grafik elde ediyorduk. Bu şekilde geniş bir dağılım. Sonra N'yi 10'a eşitlemiştik ve grafiğimiz bu şekilde daralmıştı. Merkezi limit teoremine göre de bu elde ettiğimiz grafik sadece daha normal değil standart sapması ya da varyansı da daha düşüktü. Ortalama iki durumda da aynı olacak ama örneklem boyutu büyüdüğünde standart sapma küçülüyordu. Hatta standart sapmanın orijinal dağılımın orijinal olasılık yoğunluğu fonksiyonunun standart sapmasından bile daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu simülasyonla görelim mi? Her şeyi temizleyelim bu arada bu simülasyonun bulacağınız herhangi bir simülasyondan bir farkı yok göstermek istediğim şeylerden ilki bu da herhangi bir dağılım olabilir n eşittir 2 ile n eşittir 16'yı karşılaştıralım. Boyutu 2 olan örneklemler alacağız, ortalamalarını bulacağız. Sonra aynı şeyi boyutu 16 olan örneklemlerle de yapacağız. Gördüğünüz gibi bunları grafikler üzerinde izlemek mümkün. Şimdi bunu 10.000 kere yaptığımızı düşünelim n2 olduğunda deneyi 10.000 defa yapmış olmamıza rağmen normal dağılıma benzeyen bir dağılım elde etmediğimizi görüyorsunuz değil mi? Bunu çarpıklık ve basıklık değerlerinden görmek de mümkün. Sağ tarafa doğru pozitif bir çarpıklık ve negatif bir basıklık. Bu da kuyrukların normal dağılımdan kısa, tepe noktalarının da normal dağılımdan daha küçük olduğu anlamına geliyor n 16 olduğundaysa boyutu 16 olan örneklemler alıyoruz, ortalamalarını buluyoruz. Buradaki noktaların her biri bu ortalamalardan birini gösteriyor. Anlaştık mı? Ve bunu 10.000 defa yapıyoruz. Ortalamanın aynı olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Çarpıklık ve basıklık ise burada çok daha küçük. Ama daha da ilginci gördüğünüz gibi standart sapma da daha küçük. Bu bu dağılıma göre daha sivri ya da daha dar nasıl tanımlamak isterseniz aynı şey orijinal dağılımla karşılaştırdığımızda da geçerli. Şimdi her şeyi bir kere daha temizleyeceğim. Bu arada yine bu orijinal dağılımı kullanacağım. Çünkü bu gerçekten de hiç normal olmayan bir dağılım. Evet, bir modal bir dağılıma benziyor. İki tane de en değeri seçelim. Mesela 16 ve 25. Şimdi de bu ikisini karşılaştıralım. Birisini canlı canlı görmek ister misiniz? Bence çok eğlenceli. Boyutu 16 olan örneklemler alıp ortalamalarını bulacak. Evet, işte böyle. Sonra da boyutu 25 olan örneklemlere geçeceğiz. Evet şimdi de canlı canlı izlediğimiz bu deneyi 10 bin defa yaptığımızı düşünelim. Bilgisayarlar işte böyle makineler. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? 10 bin defa yaptık ve elde ettiğimiz iki dağılımında normal bir dağılıma çok benzeyen dağılımlar olduklarını söyleyebiliriz. En 25 olduğunda elde ettiğimiz dağılım biraz daha normal. Çarpıklı enin 16 olduğu dağılıma göre daha az basıklığı da. Ve bunlar bunun buna göre daha normal bir dağılım olduğu anlamına gelir. Az önce de gördüğümüz gibi bunun standart sapmasının da daha düşük olduğunu görüyoruz. Buradaki standart sapma 2,1 iken buradaki 2,64 ve bu bir önceki videoda da kısaca değindiğim gibi son derece mantıklı bir sonuç. Aldığınız örneklemlerin boyutlarının büyümesi, ortalaması alınacak değerlerin artması ve dolayısıyla da standart sapmanın düşmesi Evet bu bu anlama geliyor. Boyutu 16 olan örneklemler alsam ve bunu mesela 1 milyon kere yapsam örneklem ortalaması ortalamaya çok yakın olmaya başlar. Evet eğer bu örneklemlerden milyonlarca alıp ortalamayı tahmin etmeye çalışırsam gerçek ortalamaya çok yakın bir değer elde ederim öyle değil mi? Yani bu milyonlarca ortalamanın buralarda bir yerlerde olmasının olasılığı oldukça düşüktür. Kısacası n milyona eşit olduğunda örneklemlerin ortalamaları bu ortalamanın etrafında toplanacaklar. Anladınız değil mi? Eğer anlamadıysanız biraz daha düşünün. Hatta bu simülatörü kullanıp bunun gerçekten böyle olacağını da görebilirsiniz. Size bir de örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasını orijinal olasılık dağılım fonksiyonunun standart sapmasına bağlayan bir formül olduğunu da söylemek istiyorum. Bu formül sizin de tahmin edeceğiniz gibi örneklem boyutunu da içeriyor. Bunu da bir sonraki videoya bırakıyorum.